Evet, tam 28 yıl önce Abim Musa Diyarbakır sokaklarında JITEM'cilerin, JITEM elemanlarının yani devletin görevli elemanlarının bir suikastı sonucu katildi ve yaşamını yitirdi. Abim Musa 28 yıl önce yaşamını yitirdi ama inanın onun bıraktığı o bayrağı bugüne kadar elinde tutup bütün zorluklara rağmen, bütün saldırılara rağmen, bütün komplolara rağmen devam ettiren yüzlerce, binlerce insan geldi, geçti. Kimisi bu uğurda yaşamını kaybetti. Kimisi mücadele nesini halen aralıksız devam ediyor. Ama şunu söylemek gerekiyorsa, eğer 28 yıl önce yani 20 Eylül 1992 yılında Kürt belgesi olarak bilinen adlandırılan AP Musa'nın bıraktığı anılara sahip çıkmamış olsaydı bugün Kürt özgür basından ya da özgür basından söz etmek mümkün değildi. Bu Buurda binlerce insan, yüzlerce insan tutuklandı, gözaltına alındı, işkenceden geçirildi, geçirildi ve özgür basının binaları bombalandı, gazeteleri kapatıldı, dergilere yasaklandı, gazetecileri darp edildi, gazetecileri işkenceye tabi tutuldu, gözaltına alındı, sürgüne yollandı ve kaybedildi onlarca gazeteci. Ama bugüne kadar o gelenek hiç bitmedi ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bizler de Kürt basının, özgür basının birer fertleri olarak, üyeleri olarak ve bir haber yapmayı dahi, bir yazı yazmayı dahi, iki kelime bir araya getirmeyi dahi özgür basın geleneğinden öğrendiğimiz için çok mutluyuz. Ve Abimusa'ların verdiği bu mücadeleye sonuna kadar bağlı kalacağımızın da sözünü veriyoruz. Bu konuda yorulanlar oldu, tükenenler oldu, yarı yolda bu mücadeleyi bırakanlar oldu. Özgür basın geleneğinin suyunu içtiği halde, adeta zemzem gibi o kutsal suyu içtiği halde o suya tükürüp bu mücadeleyi yaradan bırakan insanlar da oldu, yorumlar da oldu ama emin olun ki bu mücadele bütün direnişiyle devam ediyor. Bütün saldırılara rağmen ve hiçbir ödün verilmeden özgür basın geleneği, gerçekleri yazmaya, gerçekleri konuşmaya, ona mensup olanlar her zor şart altında gerek Kürdistan'da gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışında ya da Kürdistan dışında, metropollarda, diasporada ve Avrupa'da, dünyanın neresinde olursa olsun özgür basın geleneğini içine sindirmiş her insan aralıksız mücadelesine bir şekilde bütün bulunduğu zor koşullara rağmen devam ediyor. İşte bu abi Musa'ların bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Bu özgür basın geleneğinin hiçbir zaman bitmeyeceği, halkın haklara özgürce bütün düşünceleri, bütün görüşleri, bütün haberleri, bütün olan bitenleri bir ses olarak, özgürlüğün sesi olarak insanlara, halklara, bütün dünyaya aslında başta Kürt halkının sesi olmak üzere, Orta bütün halklarında dahi olmak üzere herkesin sesi olmaya devam ediyor ve gerçekleri ölüm pahasına da olsa, kendi yaşamlarının pahasına da olsa, içerisinde bulunduğu koşullar çok zor da olsa bu mücadeleye devam eden bütün arkadaşlara, bütün yoldaşlara selamlar, saygılar sunmak gerekiyor. Onların önünde saygıyla eğilmek gerekiyor. Ve başladıkları günden bugüne kadar hiç yamulmadan, yumulmadan bu mücadeleye devam eden, eksikliklerle, fazlalıklarla, zaman zaman eksikliğe düşerek ama bir şekilde bu mücadelenin bir kenarını tutarak özgür basın geleneğini yaşatmaya devam eden bu uğurda kendi canını, bedenini, malını, her şeyini riske atarak ortaya koyan mal, mülk düşünmeden, para düşünmeden, başka hiçbir gelecek düşünmeden sadece ve sadece A.P. Musa'ların bıraktığı değerlere yürütmek, o bayrağı elinde taşımak ve o bayrağı sonsuza kadar dalgalandırmak için Kürt halkının sesi olan, hakların sesi olan ve bu uğurda halen de mücadele veren, çalışan, emek zarf eden bütün arkadaşların önünde saygıyla eğilmek gerekiyor ve onların, abi Musalların özellikle bıraktığı ve şehitlerin bıraktığı bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek, ettirmek de biz kendisini özgür basın geleneğinin bir üyesi olarak kabul eden, inanan insanların görevini görevi olduğunu söylemek istiyorum ve AP Musa'ların bıraktığı miras özgürlük mirasıdır. AP Musa'ların bıraktığı miras herkesin sesidir. AP Musa'nın bıraktığı miras özgür basın geleneğinin temelini uğraştıran bir mirastır. O yüzden tüm dostlar, bütün sevenler, bütün yurtsalar, bütün Kürtler AP Musa'nın bıraktığı bu mirası bizler önde taşıcı olarak taşırken, taşımaya çalışırken, destek olmaya çalışırken lütfen bütün Kürtler, bütün yurtseverler, bütün halklar, dostlar da bu konuda Kürt halkının, özgür basın geleneğinin yanında olmaya devam etsinler ve yanında olsunlar. Onlarla omuz omuza bu sesi herkese ulaştırsınlar. Özgürlüğün sesini herkese ulaştırmak bizim insanlığın hepimizin görevidir. Evet, yüreği gerçeğin takipçisi olmayanlar yürüyemez bu yolda elbette. Fakat Bilge Abi Musa'nın da dediği gibi ne büyük onur ki bu tarihin bir parçasıyız ve ne mutlu ki bu tarihi canı pahasına yazanların, direnenlerin sesiyiz. Saygılar. Görüşmek üzere.